İnsanoğlu saça estetik bir unsur olarak baksa da saç, kafamızın ısı ve su dengesini sağlayan, kafatasımızı dış etkilerden koruyan, duyu cisimciği görevi yapan, basınç, sıcaklık, dokunma ve ağrı hislerini de algılamamıza yardımcı olan vücudumuzun bir parçasıdır. Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur. Saç tellerinin her birinin ömrü ise 4-6 yıl arasındadır. Normal kabul edilen dökülme günde 100-150 saç telidir. Eğer bu rakam artarsa ya bir hastalığın, ya stresin, ya da genetik bir durumun habercisi olabilir. Saç dökülmesine karşı ilk operasyon 1952 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Saç ekimi teknolojisinin gelişmesiyle kellik bir sorun olmaktan çıktı. Ülkemizde neredeyse her gün 2000'e yakın saç ekimi işlemi yapılıyor. Sağlık turizmi açısından da bu rakam geçtiğimiz yıl 5 milyona ulaştı. 2022 yılında 1 milyondan fazla insan sadece saç ekimi için ülkemize gelmiş bulunmakta. 2025 yılı hedefimiz bunun 3 milyon üzerine çıkması. Sadece saç ekimi için ve estetik için gelmiyor hastalarımız. Bunun yanı sıra ya da geldiğinde bunlara destek tedaviler, göz, diş, ortopedi gibi diğer alanlarda da ciddi sağlık hizmeti almakta gelen hastalar. Saç ekimi olduğunda konu %90 ağırlıkla erkekler, estetik alanında ise %90 oranında kadınlar ülkemizi tercih etmekte. Asıl hastaların gelme sebebi ülkemize yurt dışından, çok iyi yapıyor olmamız bu operasyonları, uzmanlık seviyesinin çok gelişmiş olması bizim tercih edilebilir bir ülke olmamızı sağlıyor. Bir kişi sağlık turizmi ya da saç ekimi için ülkemize gelmeye karar verdiğinde biz onun uçak bileti dahil havaalanından alınması, karşılanması, VIP araçlarla hem oteline hem hastanemize transferinin yapılması, operasyonu tamamlandıktan sonra her türlü medikal imkandan faydalanarak tekrar ülkesine teslim edilmesine kadar bütün organizasyon yapılıyor. Bazı hastalarımız bunun yanında ülkemizin önemli bir turizm destinasyonunda bulunması sebebiyle farklı bölgeleri de gezmek istemekte. Biz buna da olanak sağlıyoruz ve bu tür organizasyonlarla hem turistik hem sağlık anlamında ciddi bir memnuniyet sağlıyoruz. Hastalarımız kontrol için de ülkemize geldiğinde yine otel, konaklama ve transfer hizmetleri ya da ilaç hizmetlerinin hepsinden faydalanıyorlar. İsmim Ahmet Taha Türkalp, 28 yaşındayım. Viyana'da yaşıyorum. Tarih ve coğrafya öğretmeniyim. Benim aslında tam olarak saç dökülmem yoktu. Sadece genetik bir anlamın açıklığından kaynaklı bir sıkıntım vardı. Yani rahatsızlık duyuyordum. O yüzden de saç ektirmeye karar verdim. Annemin de bayağı saçı seyrek, babamın da saçı seyrek. İkisinin de alnı açık. Yani daha çok ırsi, genetik. Bir türlü orayı kapatmaya çalışıyordum ergenken. Şey yapıyordum, daha çok böyle düzleştiriyordum, öne doğru kapatıyordum. Son yıllarda permayı denedim. Permayla çok güzel sonuçlar elde ettim. Ondan sonra aslında karar verdim saç ektirmeye. Çünkü permanın etkisiyle ön hatlar kapandığı için farkı gördüm. O farkla da saç ektirmeye karar verdim. Türkiye seçme nedenim, sağlık turizmin geldiği nokta bana ayrı bir güven verdi. İstanbul'a da sık sık geliyordum. Güvendiğim için, bildiğim için, tanıdığım için daha sıcak baktım, tercih ettim. Çok da memnunum. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle, ondan sonra sosyal platformda, arama motorlarıyla birlikte doktorumuzu buldum. Pozitif etkilendim. Ondan sonra karar verdim. Saç dökülmesi başta genetik faktörler olmak üzere çeşitli vitamin ve demir eksikliklerinde, tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı sistemik hastalıklarda görülebilir. Yine sıkı gergin saç toplanması, saç kıran gibi çeşitli cilt hastalıklarında, hormonal faktörlere bağlı olarak gebeliğin sonlanmasından sonra stresle tetiklenen saç dökülmeleri görebiliyoruz. Proteinden fakir beslenme, ağır ateşli hastalıklar da yine saç dökülmesi sebeplerindendir. Hastamızın öyküsünü öğrendiğimizde gördük ki ailesinde genetik olarak dayıda, babada erken saç kaybı mevcut ve muayenemiz sonrasında da
değerlendirmelerimizde hastamızda erkek tipi kellik yani androgenetik alopesi olduğunu bulduk. Erkek tipi saç dökülmesi aslında ergenlik çağlarından itibaren izleniyor. En sık 25 ila 40 yaş arasındaki popülasyonu etkiliyor diyebilirim ve maalesef üzülerek söylüyorum ki erkek tipi saç dökülmesinin görülme yaşı giderek düşüyor. Yani artık lise çağındaki çocuklarda bile biz şakaklardan, tepe bölgesinden seyrelmeyi izliyoruz. Merhaba. Merhaba. Ölçüm için getirdim. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk efendim. Hazır mıyız ölçüm için? Evet, hazırız. Evet, hadi başlayalım. Buyurun. Şimdi ben size kamera üzerinden analiz yaparak saçlarımızın genel sağlığının nasıl olduğu hakkında bilgi vereceğim. Evet, ön bölgemizden başlayacağız şimdi ölçüm yapmaya. Kayıpların yaşandığı bölgeden ve dönör bölge alanımıza kadar ben sizin saç derinizin özelliklerini göstereceğim. Buralardaki saç tellerini görüyorsun değil mi? Normalde bu kalınlıkta olmalı ama yer yer çok zayıflamış, incelmiş saç kökleri var. İşte buralardaki bu kahverengi alanlar, sarımsı alanlar aslında terminal kıl. Sert kıl olması gereken alanların zayıfladığını gösteriyor bize. Şu an gördüğümüz daha yaygın. Evet, buralarda. Alopetik oluşumlar. Bunlar kayıpların yaşandığı bölge. Orta kısımda biraz daha kayıp azalmış. Genel saç sağlığımız. Şu an gördüğümüz saçlarda alacağımız, dönör bölgesinde kullanacağımız dönör saçları. Burası ne kadar güçlü görüyorsun değil mi? Yani ense bölgendeki donör olarak alacağımız kıl kökleri son derece güçlü. Hormona duyarsız alanlar buralar. Dolayısıyla velluslaşmamış, ayva tüyüne, ince tüye dönüşmemiş saçlar. İşte bizim saç ekiminde kullandığımız saçlar bunlar. Ve çoklu greft dediğimiz oluşumlar. Her bir kökte 2, 3, 4 adet saçın oluştuğu. Saç ekim esnasında alıp kullanacağımız sağlıklı kökler. Bunların her biri ikili, üçlü greftlerden oluşuyor. Saç ekiminde greft olarak almak istediğimiz kıl kökleri işte bunlar. Bazen tekli, bazen ikili, bazen üçlü. Donör alandan alıp alıcı alana naklediyoruz. Ekilecek saçların tutunabilmesi için en önemli etken alınacak saçların kaliteli olması. Kaliteli saç köklerinden tespit ediliyor. Ahmet Bey, şimdi saçlı derideki saçlarımızın çapları, kalınlıkları her dokuda aynı değil. Onlar bizim operasyon sürecindeki planlamamız için önemli. Şimdi bir kalınlık ölçümü yapacağız. Birkaç tel saçınızdan keseceğim. Bu ölçüleri de size göstereceğiz. Ön bölge kalınlık ölçümümüz, ön bölgeden aldığımız bir tel saçımız şu an. Bu yapı içerisinde 0.48 mm ön bölgedeki saç kalınlığımız. Şimdi arka bölümden dönör bölgesindeki saçlarımızın kalınlığını ölçeceğiz Ahmet Bey. 0.41 dönör bölgesindeki saç kalınlığımız. 0.40 üzerindeki ölçüler bizim için gayet başarılı ölçüler. Evet, ölçümlerimiz tamamlandı Ahmet Bey. Ön hat line'ımızın çizimi, saç çizgimizin belirlenmesi için sizi işlem odasına alacağız şimdi. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Hastamızı değerlendirdik ve ekim için çok iyi bir aday olduğuna kanaat getirdik. Şimdi hastamızı önce laboratuvar alacağız. Kan tahlilleri yapılacak. Daha sonrasında detaylı bir fizik muayene olacak. EKG'si çekilecek, muayenesi yapılacak. Ve laboratuvar tahlil sonuçları normal geldikten sonra ön saç hattını çizeceğiz. Ve ondan sonra da ekime başlayacağız. Lokal anestezi altında bir ekim gerçekleştireceğiz. İşlemin ortalama 6 saat kadar sürmesini öngörüyoruz. Sonrasında da hastamızı sağlıkla uğurlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhangi bir alerjiniz var mı? Polen alerjim var. Polen alerjimiz var. Daha önce ameliyat olduk mu? Bademcik. Ne zaman olmuştunuz? 8 yaşında. Tamam. Sürekli kullandığınız bir ilaç ya da bilmem gereken bir sağlık probleminiz var mı? Hayır. Herhangi bir problemimiz yok. Gayet iyi. Sigara, alkol kullanımımız nasıl? Yok.
İkisi de yok. Evet. Gayet güzel. Şimdi operasyon öncesi EKG'nizi ve tansiyonunuzu ölçeceğiz. Ondan sonrasında tekrar konuşacağız durumlarla ilgili. EKG'niz temiz görünüyor. Bunda korkulması gereken bir sıkıntı yok. Kan tahlillerinizde de herhangi bir problem gözükmüyor. Derin nefes alıp vermeni istiyorum. Ağızdan. Evet. Ağızdan. Evet. Devam. Evet. Peki. Ve oturabilir misin? Böyle dur. Böyle kalmanı istiyorum. Ağızdan nefes alıp ver lütfen. Peki. Gayet güzel. Şu an biraz tedirginim. Heyecanlıyım. Ama personelimize güveneceğim sonsuz. O da beni rahatlatıyor. Süreç istediğim gibi geçiyor. Beklediğim gibi. Çok memnunum. Operasyon öncesi saçların ekileceği alan altın orana göre belirleniyor. Şimdi yüzüne uygun doğal çizgiyi belirleyeceğiz. Altın oran dediğimiz oranı verip sana tek tek de anlatacağım. Çizimi yaptıktan sonra neye göre yaptığımı, oldu mu? Başlıyorum. Kaşlarını bir yukarı kaldırır mısın? Rahat bırakabilirsin. Şimdi kullandığım alet saçı, yani hairline cihazı, saç ekiminde saç çizgisini belirleyen lazerimiz. Altın orana göre planlandığı için senin alnında hareket etmeyen alanları, yani şu şekilde hareket etmeyen alanları belirliyor. Alın kaslarının başladığı ve bittiği yeri bize veriyor. Burun ucu, çene ucu ve saçlarının başladığı yer eşittir. Ortalama 7 ile 8 cm arasındadır yüzünün büyüklüğüne göre. Altın oran bunu verir. Saç ekim lazeri de şu anda bize saçlarının hareket etmediği alanı verdi. Ve şimdi doğal çizgiyi ben kendim oluşturacağım, oldu mu? Kaşlarını kaldırabilirsin şimdi. Rahat bırak lütfen. En önemli nokta saçların doğal görünmesi. Boşluk alanlarının tamamını dolduracağız. Süreç içerisinde saçların çok dökülme yaşayacak. Önce dökülecekler, sonra tekrar çıkacaklar. Aynaya baktığında kaşlarını kaldır lütfen. Hareket eden alan ve etmeyen alanları görüyorsun. Evet. Hareket etmeyen alanlar bizim saç ekimi için uygun olan bölgelerimiz. Hareket eden alanlarda, alın kaslarının çalıştığı alanlarda saç kesinlikle olmaz. Çünkü saçların hareket eder. Önemli olan seni doğal bir görüntüye kavuşturmak. Konuşurken mimik yaptığında saçların hareket etmemesini sağlamak. Bu bölgeler çizgi dışı. Şu anda bu çizginin içerisinde ne kadar boşluk varsa bu alanın hepsini kapatacağız ve dolduracağız. Oldu mu? Oldu. Anlaştık mı? Evet. Hadi süper bakalım. Süper. Saç ekimi işlemi 18 yaşından sonra herkeste uygulanabilir. Eğer tıbbi durumunuz buna elverişliyse. Ama elbette ki her saç dökülmesi tipi saç ekimine elverişli değildir. Tüm incelemeler yapıldı. Şimdi sıra operasyonda. Şimdi cilt kalınlığını ölçeceğiz. Saç köklerinin beslendiği alanı, yani dermis kısmını bulacağız ultrasonla birlikte. Burası bizim için önemli çünkü saç köklerinin nerede yerleştiği, nasıl beslendiğini buradan göreceğiz. Şu görmüş olduğunuz beyaz çizgi, burası kemik doku, yani hastanın kafatasının olduğu alan. Dermis bölgesi. Dermis bölgesini saç köklerine nakledeceğimiz alanı kaç milimetre derinlikte olduğunu şimdi belirleyeceğiz. Dondurabilir misin? Derinliğimiz 1.85. Sağ kısmımız, yani frontal bölgenin sağ tarafı, kafa tabanının sağ tarafı 1.85. Sol tarafını şimdi kontrol ediyorum. Dondurabilirsen. Yine aynı şekilde
deri kısmının başladığı alanın beyaz çizgide olan yeri, yani kafa tabanının, kafa dokusunun olduğu, kemik dokunun olduğu bölgenin üzerindeki şeffaf alana geliyoruz. 1.77 de sol tarafımız. Uygunluk alanımız burası 1.84, burası 1.77. İki tarafında derinliği birbirinden biraz farklı ama çok önemli değil. Tamamı kapanacak saçlarına. Ahmetciğim, şimdi yapılacak olan uygulamada sana anestezi yapılacak. Yani lidokain dediğimiz cilt altına ilaç uygulayacağız. Bunu enjeksiyonla değil, iğnelerle değil, pompalı bir cihaz yardımıyla yapacağız. Çat çat gibi sesler duyacaksın kulak arkanda ve ense bölgende. Ve az bir şey de olsa yanma hissedeceksin. Bu çok büyük bir acı değil, dayanabileceğin bir acı. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Evet Ahmet Bey, öncelikle ağrısı anestezi dediğimiz dermojet cihazıyla, ağrısı anestezi cihazıyla birlikte bir anestezi geçişi sağlayacağız. İğnesizdir, sadece ucu basınçlıdır. İsterseniz başınızı kaldırıp cihaza bakabilirsiniz nasıl verdiğini. Böyle bir cihaz. Ucunda herhangi bir iğne yok. Uç girişi her zaman steril olur. Şu şekilde basınçlı verir. Ucunda iğne olmadığı için herhangi bir şekilde canınız acımaz. Şimdi öncelikle bununla başlıyoruz. Alım yapacağımız bölge, yani iki kulak arası, bizim donör bölge işaretlediğimiz kısım. İşaretlediğimiz kısmı bu şekilde noktasal geçeceğiz iğne kullanmadan. Daha sonra geçtiğimiz dermojet ile ağrısı anestezi cihazı ile geçtiğimiz bölgelerin cilt altından iğne ucuyla çok ufak dental iğne dediğimiz, hastaların çok hissetmediği şekilde anestezi kombinasyonu oluşturmak ve etki süresini artırmak için tekrardan bir iğneli enjeksiyonla anestezimizi kombine edeceğiz. Dermojet kısmını bitirdik. İğneli enjeksiyona geçeceğiz. Burada iğne giriş çıkışlarını hissetmezsiniz Ahmet Bey ama ilaç birazcık yakabilir. Saç ekimi işlemi aslında oldukça güvenli bir işlemdir ama elbette ki içinde bazı riskler barındırır. Başta lokal anesteziye karşı alerji ihtimali, enfeksiyon ihtimali, kanama ihtimali olmak üzere. Ama uygun koşullarda, uygun bir sağlık kuruluşunda yapıldığı takdirde bu riskler son derece ufaktır. Şimdi Ahmet Bey'in donör bölgesinden greftlerini, yani donör bölge alanındaki sağlıklı greftlerini toplamaya başlayacağız. Buna FUYA işlemi deniyor. Foliküler unit eksirikasyonu. Bu işlemden sonra da çıkan greftleri sağlıklı bir şekilde dizeceğiz. Sayılarını belirleyeceğiz. Ahmet Bey şu anda uyanık ve hiçbir acı hissetmiyor. Evet. Ve o uyanıkken, acı hissetmezken ben de sağlıklı greflerini tek tek topluyorum. Ekilen saçlar ilk 2 ay şok dökülme dediğimiz bir olay var. Şok dökülmeyle %80'i dökülür ve tekrar çıkmaya başlar. 4. ayda %40'ı, 6. ayda %60'ı, ilk 1 yılda %98'i çıkmış olur. Kontroller, operasyondan sonraki ilk gün, 1. gün bir kontrol yapıyoruz. Yıkamadan sonra, 10. gün kabuk dökümünden sonra, 1. ay, 3. ay ve 6. ayda özellikle kontroller yapıyoruz. En son 1. yılın sonunda son kontrolümüzü yapıp konuyu kapatıyoruz. Ahmet Bey geçmiş olsun. Şu an kök alım işlemimiz bitti. Ben size ekim alanı ile ilgili planlamayı anlatacağım. Bu ön taraftaki açıklık olan alanınız. Bu ön çizgi dahil olacak şekilde burada minimal zikzaklarımız olacak. Komple kendi saçlarınızın arası ve şu boş kısımlar dolacak şekilde bir işlem gerçekleştireceğiz. Ağrısızı herhangi bir şey var mı şu anda? Yok. Tamam. O zaman başlıyoruz. Bu işlemde sadece ön hatta bir lokal anestezi ile bölgesel bir uyuşturma yapıyoruz. Daha sonraki süreçte cilt altına herhangi bir şekilde sıvı enjekte etmiyoruz. Bu da işlem sonrasındaki süreçte ödem olmamasını sağlıyor. Daha sık bir ekim oluyor. Mevcut saçlarınızı korumaya yönelik, tıraşsız ve ağrısız
İşlem sonraki komplikasyonlarda ödem tarzı şeylerin olmaması açısından güzel bir işlem. Onlarca sağlıklı saç büyük bir özenle ekim alanına yerleştirildi. Çok güzel bir saç ekimi işlemi gerçekleştirdik. Ön hattımızı tamamıyla sık olacak şekilde gerçekleştirdik. Saç kalitemiz çok güzeldi. Saçlarımız ikili üçlüydü, çok iyiydi. Şimdi de operasyon bitti. Ahmet Bey de kendisini gayet mutlu ve huzurlu hissediyor. Ahmet Bey'e geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Evet, ameliyat çok güzel geçti. Beklediğim gibiydi. Her şey çok profesyoneldi. Ekip de çok gayet güzel donatılmıştı. Çok güzel ağırlandım. Sonuçtan gayet memnunum. Tabii ki tam net bir sonuç bir sene sonra olacak. Ekilen saçlar İlk 10 gün içerisinde hem ekim alanı hem de saç köklerini aldığımız ensedeki alan kabuklanma ve yara bakım sürecinden geçer ve ilk 10 günde bir kabuk dökme süreci olur. 10 gün ila 2 ay arasında bir şok dökülme evresi bekleriz. Yani ekilen saçların dökülmesini bekleriz. 2 ila 6 ay arasında ise ekilen saçların %70-75'inin çıkmasını umuyoruz. 1. yılın sonunda ise ekilen saçların %95'in üzerinde çıkmasını umuyoruz. 1. yılın sonunda hastalarımızı mutlaka değerlendiriyoruz. Eğer yeterince kapatamadıysak açık alanı, örneğin bazen açık alan saç hattının önünden başlıyor, alından tepe bölgesinin arkasına kadar devam edebiliyor. İlk seansta sadece ön bölgeyi, ön saç hattını doldurmayı tercih edebiliyoruz. Bir yılın sonunda değerlendirdiğimizde bir seans daha ekerek tepe bölgesini kapatabiliyoruz. Operasyon sonrasında özellikle ilk 10 gün bizim için çok önemli ve değerli. İlk 10 gün boyunca yara bakımı yapılır ve ekilen köklerin, tepe bölgesinde ekilen köklerin özellikle korunması bizim için çok değerli. Bu zamanda kafayı bir yerlere çarpmamayı, sıkı, dar şapkalar takmamayı öneriyoruz. Ama 10. günden sonra kişi normal hayatına dönebilir, şapka takabilir, saç ektirdiğini unutmuş bir şekilde hayatına devam edebilir. Günlük duş alırken vücudunuzu yıkayabilirsiniz istediğiniz gibi. Ama saçınızda özel bir losyon ve şampuanla yıkaması var. Onu ayrıca yapmanız gerekiyor. Normal duşunuzu günlük olarak alabilirsiniz. Tam olarak saçlar 6 ay ile 1 yıl arasında uzamış olacak. %1 ihtimalle küçük bir parça çıkmayabiliyor, saçlar tutmayabiliyor. Ya da tamamında seyreklik oluşabiliyor ama çok düşük ihtimalle, %1 ihtimalle onun da zaten tedavileri mevcut. Ekilen saçlar dökülmüyorlar genelde, %80'e dökülmüyor. Sadece yaş aldıkça insanlar zayıflayabiliyor, incelebiliyor. İnceldiği zaman ikinci, üçüncü operasyonlarda yapılabiliyor. Ertesi gün hastamızın pansumanı açılıyor ve uzmanlar tarafından ilk yıkaması yapılıyor. Ahmet Bey, çok geçmiş olsun. Tedavi süreçlerini aksatmayın, kontrollerinizi aksatmayın. Bir yıl sonra görüşmek üzere. İnşallah. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. İstanbul'u çok seviyorum. Sık sık geliyorum. Bu gelişimde saç ektirmek için geldim. Çok memnunum.
Herhangi bir ağrısı veya sızısı olmadı. Hiçbir türlü mani değil benim gezmeme. İstanbul yani tarihi çok zengin bir şehir. Ben de Avusturya'da tarih ve coğrafya öğretmeni olduğum için canım burada hiç sıkılmıyor. Sürekli bir şey yapabiliyorum, bir müzeye gidebiliyorum. Sanata da olan ilgim de var. Yemeği tabii ki o en başta geliyor. Ondan sonra kültür zenginlikleri. Bir futbol sever olarak da İstanbul'a sık sık geliyorum. Yani geldiğimde mümkün mertebe maç gününe denk getiriyorum. O da benim için tabii güzel bir aktivite oluyor. Bu Boğaz'ı da çok ayrı bir, büyük bir zenginlik, keyif yani. Geldiğimde kesinlikle buraya gelip bir mola veriyorum